Selam dostlar, dop dolu bir video ile karşınızdayım. Toplamda 30 tane yeni çıkan mobil oyuna göz atacağız. Listede offline ve online mobil oyunlar da var. Çayınızı kahvenizi alın. Sizin için uzun, benim için yorucu bir video olacak. Ve unutmayın, bu oyunları özellikle seçmedim. Çıkanların hepsini oynadım, siz belki seversiniz diye derledim. Yani yorumlara bok gibi oyunlar bulmuşsun demenin bir anlamı yok. Artık renklerin ve zevklerin farklı olabileceğini anlamanız dileğiyle. Hadi başlayalım. İlk oyunumuz Boom Beach Frontline. Supercell'in alt firması SpaceApe tarafından geliştirildi. İsminden de anladığınız gibi Boom Beach evreninde geçen takım odaklı bir strateji shooter oyunu. Bana soracak olursanız en kötü Supercell oyunu olarak değerlendiririm. Çünkü gerçekten oynarken hiç eğlenmedim ve yeteneğin ön plana çıkmadığı bir oyun. Yaptığımız tek şey toplu bir şekilde ilerleyip ateş tuşuna basmak. Bu konudaki görüşleriniz benim için çok değerli. Siz beğendiniz mi lütfen yorumlara yazın. İkinci oyunumuz Tank Combat War Battle tam güzel oyun olacakken o kadar fazla reklam eklemişler ki reklam oyunu bug'a sokuyor. Yani ben denediğimde öyleydi ama galiba biraz düzeltme yapmışlar. Bu oyuna benzer çok fazla tank oyunu var ama bu oyunun benzerleri arasından sıyrılmasına yardımcı en önemli şey eğlenceli tank tasarımları ve mermi hislerini güzel yansıtması. Üçüncü oyunumuz Dream of Legends, yerli yapım Brawl Stars olarak tanımladığım bir yapım. Özellikle abonelerimden Lazrail61'in yüksek ısrarı üzerine gameplay videosunu çektim ama bence gelişmesi gereken bir oyun. Kendine has özellikleri yok, kahraman sayısı az ve tasarımlar sıradan duruyor. Umarım bundan bir sene sonra bu oyun hakkında daha iyi şeyler söyleriz. Dördüncü oyunumuz Gorebox Animosity, klasik ve remastered'da bulunan tüm özelliklerin eklendiği üçüncü oyun. Bu oyunda dostlar herhangi bir ilerleyiş, hikaye falan yok, görev sistemi de yok. Oyunda yapacağınız tek şey kaos ortamı yaratmak. Yani kendinize göre bir oyun sistemi oluşturabilirsiniz. İsterseniz zombilerle isminizi yazın, isterseniz kendi atış parkurunuzu kurun. Her şey sizin hayal gücünüze kalmış. Gorebox Animosity vaat ettiği şeyleri güzel bir şekilde sağladığı için bence iyi bir yapım olmuş. Beşinci oyunumuz Descender, Steam'de uzun zamandır oynanan ve sevilen bir bisiklet parkur oyunu. Steam kullanıcıları tarafından çok beğenilen bir yapım ama Google Play Store ve App Store puanı yerlerde. Port edilirken optimizasyona dikkat edilmemiş. Düşük ve orta seviye telefonlarda sorunlu bir deneyim sunuyor. Tüm bu sorunları saymazsak eğer bir bisiklet oyunu oynamak istiyorsanız Descender en iyi seçeneklerden biri. Açık dünyası tek oyuncu ve çok oyunculu oynama seçenekleri oldukça iyi. Ama fiyatı 170 TL. Değer mi? Kesinlikle değmez. En azından sorunlu bir oyun için değmez. Steam fiyatı 40 TL. Düşük sistem özelliklerine sahip bilgisayarlarda oynayabilirsiniz. Altıncı oyunumuz War Age Again, klasik bir strateji oyunu. Benzeri çok fazla oyun var ve bu oyunun diğer benzerlerinden hiçbir farkı yok. Fantastik bir evren, standart özellikler, MMORPG'den hallice topluluk yönetimi. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız hemen indirin. Henüz 1000 indirme sayısını geçmedi bile. Yedinci oyunumuz Cross Summoner R. Old School tarzda dizayn edilmiş gacha bir RPG ve tabii ki online. Bir süredir ön kayıtta olan bir oyundu ve benim için yeterli özelliklere sahip değil. Sanki çok sıra tabanlı gacha RPG'lerin hayranıymışım gibi konuştum ama beni sarmadı. İyi veya kötü demem doğru olmaz dostlar. Varsa hayranı çıkan her gacha RPG'ye bir göz atarım diyen baksın. Efektler ve karakter tasarımları güzel. Stratejik oynanışa da önem verilmiş. 8. oyunumuz Devil War. Doom benzeri bir oyun. Tabi o kadar kaliteli animasyonları ve hızlı bir oynanışa sahip değil. Ama işte yokluk da gider. Bölüm bölüm ilerleyen bir tarzı var. Silahlardan zırhlara kadar her şey değiştirilip geliştiriliyor. Oyunda bir şeyler eksik ama kişiden kişiye değişebilir. Benim gözüme batan bitiriş animasyonlarının çok kötü durması ve silah atış hissiyatının yetersiz olması. 9. oyunumuz Gun Battle World. Kübik ve kartun tasarıma sahip birinci şahıs shooter oyunu dostlar. Online olarak oynanan tarafı da offline olarak oynanan tarafı da var. Farklı silahlar ve araçlar ile hikaye görevlerini yapabilirken büyük ölçekli PvP savaşlarına da katılabilirsiniz. Ve oyun birçok telefon modelinde çalışabilecek derecede düşük özelliklere ve optimizasyona sahip. Şahsen uzun süre oynamak istemedim ama orta seviye telefonu olanlar bir deneyebilir. 10. önerim Total Assault, 3. şahıs bakış açısından oynanan zombilere karşı savaştığımız bir shooter oyunu. İşte bu oyunu oynarken eğlendim dostlar. Tamamen çevrim dışı oynanıyor ve sıradan zombilerin yanında gelişmiş silah kullanan mutantlar da var. Bu da zorluk seviyesini arttırıyor. Aynı zamanda kurtardığımız insanlar ekibimize katılıp bizim için savaşabiliyor. Oynanabilecek bir oyun diyebilirim. Ragdoll fizikleri de mükemmel. Özellikle zombilere yapılan araba çarpma efektleri falan benim hoşuma gitti. Beklentinizi yükseltmek istemem
sevmem dostlar ama bence hoşunuza gider. 11. oyunumuz Real Driver Legend of the City. Beğendiğim yeni mobil oyunlar arasına girdi dostlar. Benzeri oyunlara göre grafik kalitesi bariz bir şekilde daha iyi. Birçok farklı offline mod olduğu gibi online olarak oynanabiliyor. Tabi henüz yeni bir oyun olmasına ve amatör geliştiriciler tarafından yapılmasının verdiği eksiler var. Şimdilik oyunun puanları oldukça iyi, 5 tam puana sahip. 12. oyunumuz Land of Zombies. Yine severek oynadığım bir oyun oldu. Çünkü herhangi bir rekabet durumu yok, offline olarak oynanıyor. Amacımız ise zombi virüsüne karşı aşı bulan Profesör Lee'nin laboratuvarına ulaşmak. Kısmen açık dünyada barındırıyor ve animasyonlar, hissiyat bence güzel. En azından amatör bir yapım için farklı silah türleri ve aksiyon unsurları var. Şans verilebilir. 13. oyunumuz Terra Genesis Landfall. Bir süredir bilgisayarlarda oynanabilen bir oyundu ve artık mobil cihazlar için yayınlandı. İlk çıktığında optimizasyon sorunları olmasına rağmen artık sorunsuz oynanabiliyor. Özünde şehir kurma simülasyonu ama tabii gördüğünüz gibi bu şehri Mars'a kuruyoruz. En büyük amacımız gelişmiş toplum yolunda kendimizi geliştirmek. Simülasyon oyunlarını sevenler göz atsın, gayet güzel. 14. oyunumuz Tower of Fantasy. Uzun süredir beklediğim bir MMORPG'ydi ve sonunda global olarak yayınlandı. Gacha türünde ve açık dünya tasarımına sahip. Klasik sınıf ve silah sisteminin olmaması, görevlerin açık dünya ile etkileşim halinde olması en sevdiğim özelliklerinden biri. Hem bilgisayardan hem de mobilden oynanabiliyor ki ikisinde de ben hiçbir problem yaşamadım. Aradığınız klasik bir MMORPG ise uzak durun ama yenilikçi oynanışı ve gacha sistemi seviyorsanız şu an oynayabileceğiniz en iyisi. 15. oyunumuz Survivor IO tek elle oynanan basit bir oyun. Hyper casual oyunları ile meşhur olan Happy Games tarafından geliştirildi ve bence zaman öldürmek için çok ideal. Roguelite dinamiklere sahip, yapmanız gereken tek şey doğru bir şekilde hareket edip geliştirmeleri iyi değerlendirmek. Bu arada öyle tek düze geliştirme seçenekleri yok. Yanınıza robot falan da alabiliyorsunuz. İlerledikçe zorlanabiliyorsunuz, haberiniz olsun. 16. oyunumuz Vortex 9. 3. şahıs bakış açısıyla oynanan bir shooter. Düşük özelliklere sahip telefon modellerinde de çalışabilir. Kahramanların yanı sıra farklı tasarıma sahip karakterler var. Karakterlerin özel bir gücü yok. Bu oyunda ayrıcı etmen farklı güçlerdeki silahlar. Yeni bir oyun olduğu için botların gelme ihtimali yüksek. Yakın zamanda bir gameplay videosu hazırladım. İsterseniz yukarıdaki kartlar bölümünden göz atabilirsiniz. 17. oyunumuz Train Valley 2. Tycoon, mikro yönetim ve şehir planlama oyunlarının birleşimi bir tür. Sanayi devrimi esnasında bir tren istasyonunu ve çevresindeki endüstriyel fabrikaları yönetiyoruz. Amacımız trenleri daha da yükselterek hata payını azaltmak ve sürekli gelişimi sağlamak. Ama tabii bunları yaparken yanlış planlama sonucu kazalar olabilir. Tüm bunların haricinde şirket modu altında bir görev sistemi eklemişler. Ekstra olarak 50'den fazla görevi de yapmak için uğraşabilirsiniz. Geniş bir oyun, şans verilir. 18. oyunumuz Before Your Eyes Netflix tarafından yayınlanan hikaye odaklı rahatlatıcı bir oyun. Oynanış bakımından da oldukça farklı. Göz hareketleriyle oynanan bu oyun öldükten sonraki ruhların yolunu anlatıyor. Duygusal bir tarafı da var. Tabii yok ben gözlerimle oynamayacağım derseniz dokunma kontrolleri de mevcut. Bu oyunu oynayabilmeniz için Netflix hesabınızın olması lazım. Macera dolu bir oyun desem yanlış olmaz, tavsiye ederim. 19. oyunumuz Jurassic World Primal Ops benim sevdiğim bir oyun oldu. Ama optimizasyon problemlerinden dolayı birçok kişi rahat bir şekilde oynayamamış. Jurassic World Primal Ops aynı bir RPG oyun kafasında. Sadece yetenekler yerine dinozorları kullanıyoruz. Her dinozorun kendine has yeteneği var ve oynanışa fazlasıyla etki ediyor. Dinozorların yanında karakterler de mevcut. Onları da geliştirip güçlendirmek mümkün. Yakın zamanda bir gameplay videosu çektim. Yukarıdaki kartlar bölümünden izleyebilirsiniz. 20. oyunumuz Dead Westland. Güzel düşünülmüş ve hala da geliştirilen bir hayatta kalma oyunu. Oynanış tarzı bir garip. Kontrollere alışmak zaman istiyor. Ama oyunu yapan adamlar Fallout, Metro Exodus, Mad Max gibi oyunlardan esinlenmiş. Tabi insan o oyunları göz önüne getirince bu oyuna bakarken biraz garip hissediyor. Ama şunu kabul edeyim. Silah atış hissiyatı ve oyunun sunduğu özellikler güzel. Malzeme toplayarak barınak inşa edebilir, farklı craft malzemeleriyle yeni şeyler elde edebilirsiniz. Ve zombilerden robotlara, değişik düşmanlarla mücadele de etmeniz mümkün. 21. oyunumuz Warhammer 40.000 Tacticus. Telefon dik konumda oynanan strateji ve RPG türünde bir yapım. Warhammer evrenindeki kahramanları kullanarak yapay zeka veya rakibimize üstünlük kurmaya çalışıyoruz. Oto oynanışın bulunmaması ve bence efektlerin de güzel olmasından dolayı şans verilebilir bir oyun. İlerledikçe yaptığımız her hareketi ve kahramanların yeteneklerine dikkat etmemiz gerek. 22. oyunumuz Robot Tactics X. İsminden de anladığınız gibi robotları kullanarak savaştığımız, beyin yormamız gereken bir yapım. Normalde dediğim gibi gacha oyunları çok ilgimi çekmez. Ama bu oyunda beni etkileyen bir şey oldu. O da mekaların farklı parçalarını
parçalarını geliştirip özelleştirebilmek. Sıra tabanlı oynanışa sahip olduğu için mekaları oynanış tarzımıza göre oluşturmak bence güzel bir özellik. Bu tarzı sevenler şans verebilir. 23. oyunumuz Outland Odyssey, izometrik açıdan oynanan aksiyon RPG türünde bir yapım. İlk baktığınızda her şey güzel gelebilir ama oyunun vuruş hissi bence çok kötü. Tamam, hikayesi var, canavarlar güzel, boss savaşları iyi ama kılıcı sallarken boşa sallar gibi hissediyorsun. Oyunun iyi olan bir diğer özelliği de içerisinde NFT toplayabilirsiniz. Benzeri çok fazla iyi oyunlar var ama bence iyi bir yapım değil, geliştirilmesi lazım. 24. oyunumuz Harry Scurry, oynadığım en eğlenceli mobil oyunlardan biri oldu. Karakterler ve çevre tasarımları çok iyi. Hyper Casual oyunlarıyla tanıdığımız Sea Games tarafından geliştirildi ve Stumble Guys ile Fall Guys karışımı değişik bir yapısı var. Parkur mekanikleri yerine engelleri şehirlere veya tehlikeli farklı yerlere eklemişler. Bu da ayrı bir hava katmış. Ben oynarken çok zevkliydi. Mutlaka siz de şans verin. 25. oyunumuz Ghost Survivors Hunting Now, Hyper Casual olarak dizayn edilmiş ve roguelite dinamikleri olan bir yapım. Tek elle oynanabiliyor ve oynaması çok basit. Uzun süre hayatta kalıp daha fazla özellikler elde ederek ilerliyoruz. Şahsen bu tarz çok fazla oyun var. Ben bunu tercih etmem ama Hyper Casual oyunları seviyorum, hepsini oynarım diyenler göz atsın. 26. oyunumuz Battle of Independence, çok garip bir Battle Royale oyunu. Aslında sadece Battle Royale değil, firmanın dediğine göre hikaye uzaklı bölümleri olacak ama hikayeler Hindistan özgürlük hikayelerini anlatacağı için o kısmı sallıyoruz. Oyunun garip bir şekilde verdiği his güzel. Özellikle FPP oynarken çok iyi animasyonları ve hissi olan bir oyun gibi duruyor. Bence gelişmesi lazım. O yüzden şans verilebilir ya da verilmez demeyeceğim. Siz kendiniz karar verin. 27. oyunumuz Clash of Gods Infinity War, ilk bakıldığında sanki 3 boyutlu bir MMORPG izlenimi veriyordu. Ama aslında bildiğin strateji oyunu. Sadece oyunun hikaye ve planlama kısmında şehirde geziyorsunuz. Savaşa gireceğiniz zaman stratejik oyunlardan alışık olduğumuz savaş ekranı karşımıza geliyor. Ben tarzını ve grafiklerini pek sevmedim, yetersiz geldi. 28. oyunumuz Stunt Truck Racing Simulator, eli ayağı düzgün artistik hareketler yapacağınız oyunlar arayanlar için en ideal oyunlardan biri. Normalde bu tarz stunt oyunları her zaman sıkıntılı olur. Ben bunda çok da sıkıntı görmedim. Özellikle mekan tasarımları baya hoş, tavsiye ederim. 29. oyunumuz Urban Trail Pocket, Ragdoll mekaniklerine sahip parkur oyunu. Ama tabii ki motorun üzerinde tamamlamak zorunda olduğumuz bir parkur var. Oyun bence sinir bozucu. Tamam, biraz da eğlenceli, kabul ediyorum. Ama bölümleri tamamlarken canım çıktı. Ya fizikleri, mekanları, her şeyi güzel ve oyunun zaten Steam versiyonu falan da bulunuyordu. İsterseniz ona da bir göz atın. 30. ve son oyunumuz Kick the Body Remastered. Aslında yeni bir oyun değil dostlar ama son gelen güncelleme oyunu baya değiştirdi. Neredeyse sınırsız bir cephane artık kullanılabilir. Roket bile atılabiliyor. Eskiden çok oynardık ama uzun süredir girmiyordum. Siz de öyle bir gireyim derseniz zaman öldürmek için ideal. Uzun bir listenin daha sonuna geldik dostlar. Vaktinizi çalmamak adına olabildiğince kısa anlatmaya çalıştım ve amacım yeni neler çıkmış görmenizi sağlamak. Daha fazla yeni mobil oyunlarla ilgili video gelmesi için beğen butonlarına çökmeniz lazım ve favori oyunlarınızı yorum olarak yazmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.